Zamanın birinde Habib Baba diye bir zat var. Çok ihtiyar, çok yaşlı bir zat. Kafasına koymuş bu İstanbul'da olaylarından ta Kanuni Sultan Süleyman dönemi Miraç abi. Yürüyerek Hicaz bölgesine gidecek. Yani kutsal topraklara. Abiş. Mekke'ye, Medine'ye gidecek. Neyse diyorlar ya Habib Baba bu yaşta gidilir mi? Gidilir diyor yani, gönderecek olan Allah diyor. Tam böyle yanılıyor olabilirim. Bir daha siz de bakarsınız. Herhalde Konya dolaylarında bir kervansarayda. Diyor ki ben şu kervansarayda biraz dinleneyim diyor Ömer. Dinleneyim, bir abdestimi tazeleyeyim. Oradan kutsal topraklara tekrar ufak ufak adım alayım diyor. O esnada da tam Konya dolaylarında Kanuni Sultan Süleyman tebdili kıyafetle. Yani kıyafet değiştirmiş abi. Halkın arasına karışıyor. Diyor ki halkın bir derdi var mı, bir sorunu var mı diye. Aynı kervansaraya denk geliyor. Habib Baba bir giriyor. Kanuni'nin askerleri, Yeniçerileri kervansarayı komple kapatmış. Hamama da girmişler. Bir güzel eğleniyorlar, keyif ediyorlar. Kimseyi de almıyorlar. Yani bir nevi biraz zulmediyorlar Yeniçeriler. Habib Baba geliyor hancıya. Ya benim girmem lazım. Sen giremezsin, Yeniçeriler kapadı yani. Yeniçeri burada gel, seni bırak kimseyi almazlar. Ya nasıl almazsınız? Almak zorundasınız. Alırsın almazsın. Habib Baba diyor ben abdest alacağım diyor yani. Burada elimi alırım suyu başa dökerim diyor. Beni alacaksın diyor. Eninde sonunda aldırıyor. Diyor ki beni ellemeyin. Ben şu köşede giderim diyor Seyit abi. İçerideki Yeniçerileri de rahatsız etmem. Tabii Yeniçeriler vur patlasın çal oynasın abi. O esnada Kanuni geliyor. Aynı kervansaraya. İçeri bir giriyor. Tabii hancı dur nereye falan filan. Diyor ben padişah tebdili kıyafete geldim. Hancı ya sultanım falan ses etme diyor. Yeniçerileri kontrole geldim. Beni elleme ben şu köşede bakacağım diyor. O Habib Baba'yı görüyor. Şu babanın köşesinde ben de bir güzel diyor abdestimi alacağım diyor. Neyse giriyor abi hamama. Padişah da orada ya baba ne yaparsın ne edersin. Habib Baba anlatıyor işte şuradan geldim Hicaz'a gideceğim şöyle böyle. Padişah da Kaan abi çok hoşuna gidiyor. Ya diyor baba diyor senin elin yetişmiyor ver sana ben bir kese atayım diyor. Alıyor Habib Baba'yı keseliyor. Koca padişah. Dünyanın dörtte üçünün hükümranı düşün yani. Kanuni. Habib Baba'yı keselerken başlıyor muhabbete. Ya baba diyor istemez misin sen de sırtını padişaha dayasan. Şu Yeniçeriler gibi içeride eğlensen. İçeride keyif etsen. Bunlar gibi her yerde namın yürüse. Girdiğin yerde istediğini etsen. İstemez misin? Böyle bir padişaha kul olsan bu Yeniçeriler gibi böyle eğlensen diyor. Evlat diyor Habib Baba. Ben öyle bir sultana kul oldum ki dilerse sultana sırtımı kese attırır diyor. Habib Baba için koca bir padişah da olsa sebepten başka bir şey değil Miraç abi. Sebebin arkasında yani perdenin arkasında bütün icraat sahibi ve eylemleri yaratan bir Allah olduğunu biliyor. Bizim problemimiz burada. Biz sosyal hayata çıkıyoruz Miraç abi. Bir Allah'ın varlığını, bir Allah'ın faaliyetini, bir Allah'ın icraatını adım attığımız anda biz unutuyoruz. Yani bir tesiri veren sosyal hayatta bir Allah yok. Dua edince ihtiyacın olduğunda el açılan bir Allah var ama sosyal hayatta yok. Doktora gidiyorsun, doktorun önünde iki büklüm. Niye? Şifayı doktor veriyor değil mi abi? Bir ilaç kullanıyorsun. Konu komşuya anlatıyorsun. Ya bu ilaç var ya o kadar iyi ediyor ki Allah nerede burada? Allah yok. Daha sonra canın sıkılıyor. Huzur istiyorsun. Hanımına sarılıyorsun. Çoluğun çocuğunu öpüyorsun. Hani huzuru yaratan Allah nerede burada? Burada Allah da yok. Bizde bu noktada ciddi bir problem var. Bizler sebepleri yani Turgay abi perdeleri neredeyse putlaştırma noktasına gidiyoruz. Eski zaman müşriklerin de Miraç abi 300 tane putları var. Böyle dua ediyorlar işte şifa istiyorlar, soylu bir eş istiyorlar, çocuk istiyorlar. Tabi zaman zaman çıkarıyorlar putları havalandırıyorlar abi. Şimdi rutubetli bölgede putlar da yozun tutuyor. Daha sonra böyle birden akıllarına bir dua geliyor abiş. Hemen irmikten put yapıyorlar, açıyorlar ellerini dua ediyorlar. İşleri bitince Tanrı'yı yiyorlar. Yani şimdi eski zamanda bakıyorsun Miraç abi şura çok ince. İnsanlar birilerinin onların taleplerini karşıladığını hissetmiş. Ama yanlış yöne gidip putlardan bilmişler Allah'ın sıfatlarını. Bak çok ilginç. Ebu Cehil, Resulullah döneminde en çok problem çıkaran adam öyle değil mi karşılar? Resulullah en çok sorun çıkaran zalimin önde gideni. Belki cehennemin en dibindeki adam. Biliyor musun Turgay abi? Ebu Cehil bir Allah'a inanıyor. Yani bir Allah yok demiyor kafir gibi. Çok garip. Ebu Cehil'in sıfatı müşrik. Yani şirketten, ortaktan aklınıza gelsin. Şirk koşan demek. Ebu Cehil diyor ki evet bir Allah var diyor. Ama ben çocuk istersen bu puta giderim diyor. Sağlık istersen bu puta giderim diyor. Huzur, mutluluk istersen bu puta giderim diyor. Yani Cenab-ı Allah'ın esmasını
ve sıfatlarını tutup diğer putlara bölüştürüyor. Yani o eylemi birinin yaptığını anlamış ama doğru yere intikal edememiş. E şimdi biz de günlük hayatta bir Allah var desek, her içimiz daraldığı anda eşe git, dosta git, rakı masasına git, iddia oyna, sigaraya vur, içkiye vur ama huzuru verenin Allah olduğunu inkar et. Şimdi ben soruyorum, Ebu Cehil'den ne fark kaldı? Şimdi sen bir Allah vardı, la ilahe illallah de, la rezzaku illahu de, ondan başka rızık verici de yoktur, öyle değil mi? Ama sıkıştığında patronun önünde iki büklüm kal. Şimdi Ebu Cehil'in o sıfatından, o eyleminden bir farkı kaldı mı? O da bir Allah var diyor ama rızık tanrısı bu diyor. Sen de diyorsun evet bir Allah var ama bana rızkı da bu verir diyor. Miraç abi, bunları deme sayımız arttığı gün Firavun'dan farkımız kalmaz abi. Biliyorsun Turgay abi, Firavun 400 yıl yaşadı. 400 yıl boyunca Kanşiray Firavun'un tırnağı kırılmadı, dişi kanamadı. Abi oturunca yavru deve yiyor adam. 40 günde bir tuvalete gidiyor. Ya vücut o kadar sağlıklı ki. 40 günde bir tuvalete gidiyor abdest bozmaya. Abdurrahim abi. Yani böyle gözünden yaş akmış bir adam değil. 400 yıl boyunca. Daha sonra biliyorsun ilk 30 yıl Musa Aleyhisselam o sarayda kalıyor. Sonra 10 yıl Medyan'a gidiyor. Sonra geliyor. Peygamberlik inmiş. Diyor Firavun'a, ben peygamberim, bana biat et diyor. Firavun diyor ya ben öyle bir peygamber getirmedim ki diyor. Kendini ilah görüyor, ilah. Yani o yapılan espri var ya, o gerçek. Firavun kendini ilah görüyor diyor. Ben öyle peygamber göndermedim ki. Musa Aleyhisselam asayı bir vuruyor abi. Koca ejderha. Alt çenede sarayın bir kısmı, üst çenede bir kısmı. Tamam diyor, elleme diyor. Daha sonra Musa Aleyhisselam çıkınca 70 bin büyücü topluyor. 70 bin büyücü. Diyor ki bu Musa'nın yaptığı büyüdür diyor. Siz 70 bin kişi onun büyüsünü bozacaksınız. İşlerinden bir tane uyanık çıkıyor. Diyor ki ben onu bir uyurken seyredeyim diyor. Sedat uyurken bir bakıyor, asası duruyor yanında. Diyor ki bizim büyüğümüz uyuyunca bozulur, bununki bozulmuyor. Bu büyücü değil, bu peygamberdir diyor, ayıkıyor hemen. Ama diğerlerine Firavun müsaade etmiyor haber vermesine. 70 bin büyücüyle Musa Aleyhisselam kapışıyor dışarıda abi. Bunlar bir büyüler yapıyor, şehir şehir malzeme doluyor. Yılanlar, çıyanlar, saraylar böyle koca koca. Hatta bir ara Musa Aleyhisselam da çekiniyor, korkuyor biraz. Daha sonra vahiy iniyor, ya Musa endişe etme ben en büyüğünü sana vereceğim diye. 70 bin büyücü büyüsünü bitirdikten sonra Musa Aleyhisselam asayı bir fırlatıyor abi. 70 bininin birden bütün büyüsünü yutuyor, asa geri eline geliyor. Ama Firavun'u döndüremiyor. Neden? Çıkılmaz, geri dönülmez bir yola gidiyor. E sen o sebebi put belle, öbür sebebi put belle, öbürünü put belle. E daha sonra kimin soyundan olacaksın? Firavun'un soyundan olup gidecek o mesele. Bu yüzden sebeplerin perde olduğunu unutuyoruz. Turgay abi, bugün bir cümle üzerinde duracağız. Bir cümle. Bediüzzaman diyor ki, ey esbab perest gafil. Bir şeyde perest geçiyorsa tapma manası vardır abi. Esbab ne demek Miraç abi? Sebep demek. Peki esbab perest ne demek oluyor? Sebeplere tapan, gafil. Gafil ne demek? Çevreden haberdar olmama durumuna gafil deniyor değil mi? Kişiye gafil, eyleme gaflet deniyor. Doğru mu? Baştan alıyorum cümleyi. Ey esbab perest gafil. Sebepler yalnız birer perdedir diyor. Bak şimdi abi. Miraç abi, sizin evinizde perde var mı? Siz perdeyi ne için kullanıyorsunuz? Göz girmesin. Değil mi abi? Bence namus göz güneşten de önce geliyor, öyle değil mi? Evime başka gözler girmesin. Kimse evime ilişmesin. Doğru mu Kanşiray? Şimdi bak. Burada benim evim olsa ben de şöyle bir tane perde çeksem. Beni arkadan görebiliyor musunuz abi? Şimdi görmemeye devam edin beni. Şöyle bir tane hako perde geliyor. Şu bardağı tutuyor. Havaya kaldırıyor. Geri aşağı indiriyor. Şimdi arkada beni görebiliyor musun abi? Beni göremiyorsun. Perde var arkada. Hako ben sana dedim ki bu bardağı havaya kaldırıp tekrar yere indiren nedir dedim. Bana ne cevap vermek zorundasın? Perde demek zorunda. Çünkü arkada gördüğü bir şey var mı? Başka bir şey yok. Sebepler neydi Abdurrahim abi? Yalnız birer perdedir. Şimdi bu bardağın havaya kalkması için neler lazım bakalım. Birincisi bak, şu an bardak havaya kalkmıyor. Niye? Bardağı havaya kaldırmak için Tanju ilim bilmek lazım. Yani bardağı yandan tutacaksın, yer çekimine zıt üçüncü kuvveti uygulayacaksın. Doğru değil mi? Ardından bu bardağı havaya kaldırabilmek için kuvvet lazım. İlmi olarak biliyorsun, eyleme dökmen lazım. Ne lazım abi? Kuvvet lazım. Üçüncü olarak irade. Yani irade, murat tercih etmek, canını istemek demek. Ben bunu kaldırmaya tercih etmem lazım abi. Dördüncü olarak hayat sahibi olmayan bir şey bunları yapabilir mi Kaan abi? Beşinci olarak şefkat gerekli mi? Pus bıyıklım gerekli değil mi? Şefkat olmasa bu bardağı kaldırıp ya bu Mehmet'e de su lazımmış deyip bilmeden bana verebilir mi? Veremez. Peki size soruyorum. Az önce gördüğünüz şu perdede Vatan abi, şu saydığım özelliklerin hangisi mevcut? İlim mi? İrade mi? Kuvvet mi? Hayat mı? Şefkat mi? Madem hiçbiri mevcut değil. Bak şimdi.
Bir tane çörek otu yediğini düşün. Çörek otunda hadis var. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor. Ölüm hariç her şey şifadır, devadır diye hadis var. Çünkü çörek otunda nanoteknoloji var abi. Mesela grip ilacı içtin, grip bölgesine gider. Çörek otu öyle değil. Nerede sorun varsa orayı bulur. Nanoteknolojiyi yaratmış Cenab-ı Allah. Ayrıca çörek otunda abi antioksidan diye bir özellik var. Bak çok garip. Ne demek abi antioksidan? Mesela sen yemek yediğin zaman gıda çıkarıyorsun değil mi? Hücre de çıkarıyor Ömer. Senin yavrun gibi düşün hücreyi de. Hücreye gıda giriyor mu Ömer? Giriyor. O çıkanlar var ya, onlara serbest radikal deniyor. O serbest radikalleri karaciğere götürmeye antioksidan deniyor. Bu kadar. Çörek otunda var mı antioksidan? Var. Şimdi soruyorum. Turgay abi benimle misin? Bu çörek otunda bunları bilecek ilim var mı? Tıp ilmi mi almış? Şifa ilmi mi almış? Kimya laboratuvarına mı girmiş? Biyoloji ilmi mi almış? Bu çörek otunda o yerlere gidebilecek ve bunları yapacak kuvvet var mı? Bu çörek otunda beni tanıyıp beni tercih edecek bir irade var mı? Bu çörek otunda bir hayat var mı? Bu çörek otunda aman dur Mehmet'in böbreğine bir şey oldu da bir el atayım diyecek şefkat var mı? O zaman çörek otu yalnız bir perdedir. Yalnız bir sebeptir. Ve bütün sebepler sadece perdedir. O zaman bu eylemin arkasında bu icraatı yapan kardeşim isim neydi? Fuat, çörek otu bunları yapmaya muktedir değilse. Bu icraatı yapan perde arkasında kim var Fuat? Bir Allah olmak zorunda. Ben bir gün abi yaylada bir adamın bahçesine girdim Turgay abi. Adamın şeftalisi. Böyle ama karpuz gibi şeftali kafam kadar. Böyle iştahlandım. Dayı dedim ver bir tane parası marası. Dedim dayı şimdi ben buna tatlı dedim. Sen gübreden mi bu tadın geldiğini söylüyorsun dedim. Biz sebeplere o kadar müptela olmuşuz ki abi. Biz gerçekten sebebin bize o lezzeti verdiğini düşünüyoruz. Toprağa katsan hiçbir renk yok. Karpuzun dışı yeşil, içi kırmızı, armudun sarısı yeşili, elmanın sarısı yeşili, domatesin kırmızısı yeşili, biberin envai çeşit rengi. Nereden geldi bu renk? Ağzına toprağa atsan tükürürsün bu ne biçim tat diye. Elma ayrı tatlı, şeftali ayrı tatlı. Tam Mehmet portakalı ısıracak limon demedim. Tam Mehmet portakalı ısıracak limon demedim. Tam limon demiyorum abi. Tam Mehmet portakalı ısıracak Cenab-ı Allah diyor ki bu Mehmet beni de elma gibi zanneder. Bari dilimleyeyim çıkarayım ki üstüne sıçratmasın beni diyor. Portakalı ama. Akılsız, şuursuz, ilimsiz, iradesiz, şefkatsiz toprakta bunları bilebilecek bir güç görebiliyor musun Miraç abi? Demek ki toprak yalnız perdedir. Seni güneş ısıtır mı? Isıtır mı? Güneş beni ısıtır diyorsun ha. Buz seni üşütür mü? Emin misin? Bak şimdi abi Risale-i Nur'da bir cümle var ama bugün ders bir 30 dakika sürecek. Ama yemin ediyorum hayatınızın en önemli derslerinden biri olacak. Bak şimdi. Bediüzzaman diyor ki İzzet ve azamet ister ki İzzet, azamet, büyüklük. Sebepler perdedarı, desti, kudret ulu aklın nazarında diyor. Yavuz Sultan Selim Han büyük bir padişah değil mi? Bir bölgeye köprü yaptırsa kendi mi yapar yoksa memurlarına sebep mi kullanır? Memurlar neden? İzzet, azamet onu gösterir. Doğru mu? Sen Yavuz Sultan Selim Han'la görüşmek istesen pat diye girebilir misin? Giremez Turgay abi. Ne gerek? Perdeleri, sebepleri gerek. Aynen öyle de Cenab-ı Allah'ın melekleri perde memurları. Bir portakal ağacı onun rezzak memuru. Annen Cenab-ı Allah'ın şefkat memuru. Cümleyi baştan alıyorum. İzzet ve azamet ister ki sebepler perdedarı, desti, kudret ulu aklın nazarında tevhid ve ehadiyet. Allah'ın birliği. Tevhid ve ehadiyet ister ki sebepler ellerini çeksin tesiri hakikiden. Gerçek tesir yalnız Cenab-ı Allah'ta olmasaydı Hazreti İbrahim'i yakan ateş canı istediğinde yakmaya devam edebilirdi. Demek ki güneşin ısıtma eylemini an ve an yaratan yalnız Allah'tır. Birisi bana dedi ki abi sen bu sinekmiş, güneşmiş, ısıymış, ışık bunlarla niye uğraşıyorsun dedi ya bunlar küçük şeyler. Allah bu küçük şeylere bakar mı dedi. Allah o küçük dediğin şey için adamı cehennemden çıkarmam diyor çıkarmam. Bak abi Allah'ın işleyiş metodolojisini anlayalım. Ömer bize bir el sallasana ya. Bir tane kameraya el salla. Kameranın birine. Biliyorum sığmakta zorlanıyorsun ama. Buradan seni... İstersen ben salonu sana döndüreyim. Bize bir el salla Ömer. Bir dakika alacağım. Tamam bize bir el salla. Görünüyor mu? Görünüyor. Salladın mı Ömer? Ha sallamadım sallıyor. Tamam. Abicim isim alabilir miyim? Ahmet abi. Eli sallayan Ömer mi?
Evet diyorsun. Ömer'in bu eli sallaması için hangi sinir sistemini kullanacağını bilmesi gerek. Hücrelerin günlük gıdasını aldığını takip etmesi gerek. Vücudun fizyolojik yapısının ve hangi kas sistemlerinin el sallaması için gerekli olduğunu bilmesi gerek. Dünyadaki karbon döngüsünün %1 olarak devam etmesini ve kalanın dış basınçla kireç taşı olarak... Ağlayacak gibi bakıyorsun abi. Kalanın dış basınçla kireç taşı olarak denize akmasını sağlaması gerek. Dünyanın 1670 km kendi ekseninde, 108 bin km güneş sistemi ekseninde ve 400 milyar Samanyolu galaksisindeki gezegenlerin tespih taneleri gibi birbirine çarpmadan devam edecek gibi o adam el sallasın. Sen şimdi diyorsun ki Ömer el salladı bunları yaptı diyor, öyle mi diyorsun? Vallahi alırım seni buraya. Bak abi, bizde cüz'i meyelan, cüz'i irade var. Ama bak Ahmet abi, şu bile değil. İçeride bir istek, arzu. Sen onu harekete geçiriyorsun, bütün eylemleri Allah yaratıyor. Yoksa el sallama gibi bir eylemde dahi bu kadar fonksiyonel bir sisteme hakim olması zaruri olan bir insan nasıl yapacak bu işleri? Şurayı tekrar söyleyeyim, çok önemli. Bu cüz'i irade dediğin şu değil abi. Şu bile değil. İçeride bir arzu sistemi çalışıyor. Cenab-ı Allah da bütün hareketleri yaratıyor. İyiye gideni iyi yaratıyor. Kötüye, şerre gideni de şer bir şekilde yaratıyor. Ama mesuliyet kimde? Kişinin talebinde. Şimdi bu gözle baktığın zaman senin işindeki patron, sana işini veren patron nasıl ağacın dalı eliyle sana portakal veriyor? Patronun eliyle de rızka bir sebep veriyor. Ama sen Cenab-ı Allah'ı sosyal hayata bağlamadığından dolayı patronunu gözünde o kadar putlaştırıyorsun ki abi, patronuna minnet ede de Rabbini unutuyorsun ya. Bu yüzden iş yerinizde, ortağınızda, işiniz düşen bir yerde onlara minnet etmeniz caiz değil, onlara dua etmeniz uygundur. Ona minnet et, öbürüne minnet et, onu putlaştır, ondan sonra iş çıkılmaz hale geliyor. Zaten dünyaya geliş amacımız bu. Bir eylem yaşadın, mesela trafikte bir adamla çarpıştın, kavgaya başladın. Şimdi seni yaratan bir Allah var, doğru mu? O adamı yaratan aynı Allah mı? Peki eylemi yaratan aynı Allah mı? Peki vakadan haberi var mı? O zaman diyor ki zarfı aç, mazrufu oku. Sen perdeyi kaldırmıyorsun ki Cenab-ı Allah bana ne buyurmuş göresin. Sebepleri kaldır aradan, zahir olsun yaradan. Burayı göremiyoruz abi. Bak, çok 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 önemli bir konuya daha değineceğim. Bunu beraber tekrar edeceğiz. İki kelime, İslami kelime. Birisi manayı isim. Yani cisimden aklınıza kalsın. Görünen cisim. Öbürü de manayı. Turgay abi, birinci kelimeyi tekrarla. İkincisini tekrarla. Manayı ar. Bak şimdi abi, hiç kafelerde çay falan içtin değil mi Miraç abi? Böyle One Vision olur kafelerde. Yani delikli delikli yapıştırıcı değil mi Turgay abi? Siz de reklamcısınız, kullanıyorsunuz. O One Vision Kaan abi böyle delikli delikli olur. İlk bakarsın böyle elde nargile çay içen bir hava görürsün, bir dayı böyle. Ya biraz dikkatli bakayım dersin, yapıştırmanın deliklerin arkasında kafenin içinde de bir insan olduğu gözükür. Aa dersin, içeride de birileri varmış. Senin ilk baktığında One Vision'ı anladın değil mi? O delikli yapıştırıcı. Senin ilk baktığında sadece resmi görmene manayı isim, yani cisim deniyor. Deliklerin arkasında, olayın içinde, kafenin içinde bir insan olduğunu görmene kemal, ona da manayı harf deniyor. Bak şimdi, adam çocuğu alıyor abi, çocuğu seviyor, öpüyor, kokluyor. Bu manayı isim, doğru mu? Ardından çocuğu sevgisinden dolayı çocuğu dünyaya çalıştırıyor, üniversitesini, eğitimini, eşini, düğününü, hepsini en güzel yapıyor. Ama Rabbine namaz kılıyor mu? Marifetullah ilmi mevcut mu? İmanı billahı var mı? Bunlarla ilgilenmiyor. Neden? Manayı isimde çocukta takılmış, çocuğu Cenab-ı Allah'ın yarattığı manayı harfe gidememiş. Gidemediğinden Ebu Cehil gibi bu da bunu putlaştırmış. Var mı ufak çocuğu olan? 10 aylık, 15 aylık, 5-10 aylık. Kaç aylıktı abicim? 6-7 aylık. 6-7 aylık abi. 7 aylık diyelim mi abi? 7 aylık sizin bebeğiniz. Kız erkek. Erkek. İsmi neydi? Ahmet. 8 ay önce kime çizdirdiniz abi? 8 ay önce onu, burnunu, gözünü, kulağını dirhem dirhem çizen sanatkarın adı Cenab-ı Allah'sa, sizler emanetçiden başka bir şey olamazsınız. Madem o çocuğun emanetçisisin, anne baba perdesiyle o çocuğu dünyaya halk etmiş, sen kendini Firavun gibi ilah belleyip kendi istediğin gibi büyütemezsin. Allah nasıl istiyor? Aynen öyle büyütmek zorundasın o çocuğu. Ondan sonra bakıyorsun ne sohbet var, ne Kur'an var, ne hizmet var, hiçbir şey yok yani. Şimdi hanım ilk seviyor manayı isim, yani
cisim, görünüşte. Yahu bu hanımla senin ahiret birlikteliğin var. Sonsuz hayatın var. Sonsuz hayatta Refika'ya hayatın olacak. Sana bu da dahil Cenab-ı Allah'ın verdiği bir emanet. İşler buraya neden gidemiyor? Manayı isimde takınılıp manayı harfe geçirilmediğinden dolayı. Aynı iş yerinde de öyle. Günde belki 50 liraya 10 saat 12 saat ciğerimizi patrona satıyoruz. Onu Rezzak belliyoruz manayı isimle. Ama bu zamana kadar zaten 1000 tane isimle iş değiştirmişsin. Bunları değiştirme de o gibi diğerleri de her biri birer sebep. Sen Allah'ı razı ettiğin anda bunun gibi bütün mana isimleri kaldırıp manayı harf olarak sana rızkını vermeyi garanti ediyor zaten. Bizler sürekli manayı isimde takılıp kaldığımızdan dolayı mesela düşün şimdi atıyorum ben iki tane güzel şey anlatıyor diye sallayın abi. Ya şu kardeşiniz de manayı isim. Bu olmaz, Allah irade buyurduktan sonra karıncayla gene anlattırır bu hakikatleri. O yüzden bana, patrona, Ali'ye, Veli'ye hiçbirine minnet etmeniz caiz değildir. Ancak birbirimize dua edebiliriz, doğru mu? Çünkü ben, sen, hanımın, işin, araban, yoldaşın, akraban, anan, baban. Bütün bunlar yalnız birer perdedir. Eğer onları perde gibi görmezsen, annenin şefkatine baktığında manayı cisim, o şefkati yaratan bir Allah var deyip manayı harfe gidemezsen, bu yolculuğun sonu Firavun meşrebiyle bitecektir Turgay abi. Ve işin sonu korkunç bir dava kaybedilebilir abicim. Şimdi ben şuraya çok özen gösteriyorum gerçekten. Mesela Allah'ın izni inayetiyle Cenab-ı Allah bu dini yücelteceğini beyan ediyor bizlere. Doğru mu abi? Biz de dua ediyoruz. Diyoruz acaba bizi de hizmetçi olarak kullanır mı? Ama temel problem hep buralarda. Yani bizler Cenab-ı Allah'ın varlığını sosyal hayata uyarlayamadığımızdan, yani Mekke evresini, iman hakikatleri evresini yaşayamadığımızdan dolayı Medine evresine, işin sosyal hayat boyutuna bir türlü geçemiyoruz Miraç abi. Bu yüzden bir insanın iman hakikatleri dersi alması farz-ı ayındır, bireysel farzdır. Kişinin her birinin ayrı mesul olduğu bir durumdur ya bu. Ben cümleyi tekrar hatırlatayım. Ey esbab perest gafil! Sebepler yalnız birer perdedir. Şimdi abi çayıra çimene çıktığımızı düşün. Böyle mis gibi yeşillikler arasında yağmur taneleri başlıyor inmeye. Şimdi biz sebep olarak Seydi abi o yağmuru ne indirdi diyoruz? Bulut indirdi diyoruz, doğru mu? Abi o bulutta 23 trilyon ton su var abi. 23 trilyon ton su taşıyacak bir nakliye şirketi var mı tanıdık? Bu nasıl bir nakliyeci ya? Bir de icraatını bitiriyor, görüntü kirliliği olmasın diye Cenab-ı Allah oradan da sevk ediyor. Şimdi Cenab-ı Allah öyle yapmıyor ama. Damla damla hiçbirini birleştirmiyor. Neden? Çünkü her bir yağmur damlasının aynı elektrik özelliği var. Artı ise artı, eksi ise eksi. Bu yüzden aynı elektrik yüklüler birbirini iteceğinden dolayı hiçbir havada birbirine birleşmiyor abi. Peki bir şey daha sorayım. Vatan abi, 12. kattan kafana taş atsam ne yaparım? Yarar, böbreğinden çıkarırım, doğru mu? O yağmur tanesi o tepeden nasıl buradan delip buradan geçmiyor? Cenab-ı Allah limit hız diye bir şey yaratmış. O yağmur tanesi bir yerden sonra sürtünme kuvvetiyle limit hızına ulaşıyor. O limit hızından sonra hızlanmıyor. Pamuk gibi tenine dokunuyor. Rabbini hatırlatan bir sebep oluyor. Ya ona şükreden mümin olacaksın ya da onu buluttan bilen bir Ebu Cehil olacaksın. Orası sana kalıyor. Bak bir şey daha deneyeceğim abi. Şu sebepleri iyice deşelim. Turgay abi, sosyal hayatta kullanamıyoruz yani. Şimdi mesela bilimsel makalelerde yer çekimi kuvveti diyorlar değil mi abi? Gravitiyen kuvvet. Şimdi Vatan abi yer mi çekiyor yani? Gök mü itiyor? Ne oluyor? Nasıl oluyor abi o iş? Yer mi çekiyor? Şimdi bak Miraç abi. Ben şuraya bir tane tabela astım Turgay abi. Dedim ki burada sigara içmek kanunen yasaktır, 100 lira verirsin dedim. Vatan abinin de sigarayı bırakma son günü. Elim bir de çekti bir de söndürdü. Şurada yazılı olan kanun sana suç ceza kesebilir mi? Kesemez. Ne lazım? Ceza kesecek memurlar gerekli. Aynı sigara içene 100 lira ceza yazan kanunun iş yapmadığı gibi yer çeker diye bir kanun da iş yapmaz. Yerin çekimi dediğin olay Allah'ın kayyum ismidir be abim. Bütün eylemler gibi yer çekme eylemini, yani ne olacak, Allah it diye emir verse gök itiyor mu diyeceğiz bu sefer de. Bütün kanunlar gibi ve o kanunların iş yapmadığı gibi yer çekim eylemini de yaratan Seydi abi yalnız ve yalnız Cenab-ı Allah'tır. Bu dersten sonra abi, ben bu dersi okuduktan sonra hayat bana bayağı bir garip gelmişti. Şöyle bir gün çiçek suluyordum. Sercan, aldım elime tohumu, dedim ki ya Rab, ben hiçbir işe yaramayan bu tohumu, hiçbir işe yaramayan bu toprağa koyup, hiçbir işe yaramayan bu suyu üstüne döküp, hiçbir işe yaramayan güneşe çıkarıyorum dedim.
O kadar çok sebeplerin perde olduğu insanın gözüne geliyor ki abi, yaşanılan bütün hadiseler kişiye perde gibi gözüküyor. O zaman ne yapalım? Hiç eylemde bulunmayalım mı? Hayır abi, bulunacağız. O eylemler fiili dua oluyor. Yani sen bir gün taksi çağırmak istiyorsan onun duası Yasin okumak değil. Onun fiili duasını Cenab-ı Allah böyle yaratmış yani. Şimdi bu sebepler perdedirin. Dedim ya, bugün biraz ders 5-10 dakika uzun olacak ama konu çok önemli. Bu sebepler perdedir konusunun bize bakan bir yönü daha var. Bak şimdi abi. Hizmet dairesinde hizmet eden insanların yaptığı hatalardan dolayı Cenab-ı Allah'ın onları uyarmasına şefkat tokadı deniyor Kanşıray. Cenab-ı Allah o kişi dairede kalsın diye bir tokat vurur, bir tokat vurur, şefkat tokadı, şefkat tokadı. Adam anlamıyor mu? Zecir tokadı vurur, gönderir. Kalplerin mühürlenenlere ayeti var ya, işte zecir tokadı ona bakıyor yani. Cenab-ı Allah idrak etsin diye, nasıl annelerimiz küçükken bize vuruyordu değil mi abi? Onu yapma, sana zarar verir diye. Aynen öyle Turgay abi, Cenab-ı Allah da böyle şefkat tokadı vuruyor bize. Şimdi ben uzun süre Kanşıray düşündüm. Dedim ki, yahu dedim, buraya birileri geliyor ve sürekli birileri gidiyor Turgay abi. Yani benden ötürü gelse bu adamlar, ben birilerini buraya getirmek istesem Miraç abi, ilk olarak kendi ailemi, kendi sülalemi, kendi yakınlarımı getirmeye çalışırım. Ama deniyorum deniyorum Seyit abi, onları getiremiyorum. Tanımadığım Seyit abi geliyor, Turgay abi geliyor, Ahmet abi geliyor. Anladım ki buraya bu adamları getiren ben değilim, bu adamları buradan gönderen gene ben değilim. Bak şimdi abi, Ahmet abi hazır mısın? Yavuz Sultan Selim'i düşün tekrar. 7 yıl boyunca saltanat sürmüş bir padişah, 11 vezirin kellesini almış abi. Birçokları ihanetten değil, savaş kaybediyor diye. Onun kellesini alması, arkada gelenler kaybetmeye devam edecek çünkü Mehmet. Şimdi 11 vezirin kellesini alan bir padişah. Sen de onun yeniçerisin Ahmet abi. Bir gün Yavuz Sultan Selim Han'ın çocuğu oluyor. Sen de müjde veren askersin. Gidip diyorsun, ya sultanım tebrik ederim, erkek bir oğlun oldu diyorsun. Hiç eli boş gönderir mi seni? Al bakalım Ahmet, bu külçe altın sana diyor. Sen de lazım değil, sen de kalsın deyip geri atıyorsun. Abi seni ne yapar? Uyar seni değil mi? O kellenden salata yapar o adam senin. Yavuz Sultan Selim Han gibi bir sultanın dahi geri verdiğini çevirmek ölümle sonuçlanırken, bu kapıyı açan madem Allah'tır, madem içeri sokan Allah'tır, sen bu kapıyı bulup bulmamış gibi müstahni davranırsan, yani benim senin cennetine ihtiyacım yok, ben dini başka şekilde de hallederim deyip Cenab-ı Allah'a ukalalık etmiş olur musun, olmaz mısın? İşte o ukalalıkların sonucu yediğin darbelere şefkat tokadı deniyor. Şu kardeşiniz çok gördü bak bu şefkat tokadını. O kadar güzel arkadaşlar geldi ki, bak kardeş, burayı açan biz değiliz. Burayı Rabbimle nasip ediyor. Miraç abi, ben seni dışarıda ömrümde görmüş değilim. Ama bak burada Allah nasip etti. Demek seni getirmeye sebep ben değilim yani. Sebep bile değilim, düşün. Demek Allah senin buraya gelmeni istiyor bir şekilde. Madem buraya getiren Cenab-ı Allah, ona ukalalık etmemek lazım. Bir kardeşe defalarca dedim, kardeşim yapma etme, bak bu daireyi Allah vermiş. Yavuz Sultan Selim Han örneğindeki gibi çıkarsan ukalalık olur. Bu işin neticesi şefkat tokadı olur diye. Geçenlerde mesaj attı, benim vaktim yok diye gelemiyordu. Abi çocuğumuz 47 kromozom Down sendromlu çıktı. Öleyim mi, öldüreyim mi, alayım mı, aldırayım mı, kafayı yiyor. Bir saatine ayırmadığına sebep, 35 yıl boyunca aralıksız bebek bakmak zorunda kalacak. Başka bir tanesini uyardım. Evleneceğim diye tutturdu. Kardeş evlen de. Daha bu işe bir hafta olmuş gireli. Şu Kur'an hakikatlerini bir anla. Cenab-ı Allah'ın razı olacağı bir eş bul. Yok evleneceğim, yok şey yapacağım. Bak bu kapıdan alan Allah. Bu kapıdan böyle sırt dönüp gidersen şefkat tokadı yersin. Yapma böyle. Birinci haftada boşanılır mı soruyorum sana. Birinci hafta. Birinci haftada boşanılır mı Miraç abi soruyorum sana. Başka bir tanesine. Kardeşim gel, yapma, etme. Yok işte o da istikbal endişesi. Şeytanın en güzel tuzaklarından biri. Rezzak Allah değildir, bunlar rezzaktır deyip gelecek endişesi verir adama. Nasıl iş yapacağım, nasıl onu kuracağım deyip debelendi gitti. Kanser oldu, bitti o da. Bu mudur ya? Bu mudur abi yani? Nasıl sebeplerin perde olduğunu anlayamıyoruz, görüyor musun yine? Diğer o imtihanı yaratılan sebepler, onlar da birer perde Sedat. Bunları göremiyoruz. Azrail aleyhisselam, Turgay abi, bugünkü ders tekrar ediyorum, çok önemli. Lütfen şöyle derin bir bismillah çekin, tekrar teyakkuza geçin abi. Azrail aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a münacat edip demiş. Kabz-ı ervah vazifesinde, ruhların kabz edilmesi, alınması vazifesinde senin kulların benden küsecekler demiş. Şekva edecekler. Ona cevaben denilmiş. Senin vazifene, Azrail'in vazifesine hastalıkları ve musibetleri perde yapacağım. Ta kullarım senden şikayet etmesin diye. Demek hastalık ne oldu abi? Perde oldu. Eğer onlar perde olmasaydı ne olacaktı kullar? Direkt Azrail aleyhisselam'a ihsanda bulunacaktı. Ama ne oluyor?
Şu Fırat'ın suyu akar serindir oyu. Ne yapıyor? Fırat aldı gibi görüyor. Oyu trafik canavarını Allah belasını versin. Ne oluyor? Trafik canavarı aldı gibi görüyor. Demek ki hastalıklar, kazalar, ölüm sebebi olan aklınıza gelen ne varsa bunların her biri birer perde. Onun ötesindeki Azrail Aleyhisselam o da bir perde. Onu da anlayalım mı Turgay abi? Bak şimdi. Burası benim hayatımı değiştiren bir yer abi. Tekrar ediyorum Abdurrahim abi, lütfen dikkatinizi çok iyi verin. Biliyorum yoruldunuz ama cennet ucuz değil. Cehennem dahi lüzumsuz değil. Lütfen direnin. Bu çok önemli bir ders. Sarf ilmi var abi, kelime çekim. Bir de nahiv ilmi var. Kelimelerin önde arkada olmasına göre ilişkisini kuran bir ilim abi. Sarf ve nahiv ilmini okuyan bir medrese talebesinin. Şimdi bak Turgay abi neredeyiz? Bir medresedeyiz. Ahmet abi başrolde kim var? Sarf ve nahiv ilmini okuyan bir medrese talebesi var. Vefat edip. Nerede vefat ediyor Ali abi? Medresede. Ne yaparken Tanju? Sarf ve nahiv ilmini okurken. Vefat edip kabirde münker ve nekirin. Azrail nerede? Allah Azrail perdesini kaldırıyor. Bak çok dikkat et. Azrail var mı meselede? Baştan alıyorum, iyi dinle. Sarf ve nahiv ilmini okuyan bir medrese talebesinin vefat edip kabirde münker ve nekirin men rabbüke, yani senin Rabbin kimdir diye suallerine karşı, şehitler öldüğünü biliyor muydu? Kendini medresede zannedip öldüğünü biliyor mu? Kendini medresede zannedip nahiv ilmiyle cevap vererek men müptedadır, yani öznedir. Rabbuke onun haberidir, eylemidir. Müşkül bir meseleyi benden sorunuz, bu kolaydır. Kime diyor? Diyerek hem o melaikeleri, hem hazır ruhları, hem o vakayı müşahede eden orada bulunan bir ehli keşfel kubur velisini, yani kabrin altını gören veli, bu Bediüzzaman Said Nursi oluyor, güldürdü ve rahmet-i ilahi tebessüme. Bir gün İbnül Arabi, 1200'lü yıllarda yanılmıyorsam, Şam taraflarında abi, insanlara sinirleniyor abi ve bağırıyor. Sizin taptıklarınız benim ayağımın altındadır diyor Kaan abi. İnsanlar diyor ki bizim taptığımız Allah. Sen Allah'ı mı ayaklar altına aldın diye öldürüyorlar İbnül Arabi'yi. Ardından Yavuz Sultan Selim Şam bölgesini ele geçiriyor ve İbnül Arabi'nin mezarını arıyor abi. Şam'da bir dağın tepesine gömüyorlar. Bölgeye soruyor, esnafa soruyor, çobana soruyor, kimse bilmiyor. Yalnız çobanın biri diyor ki, he bu arada İbnül Arabi diyor ki, sin şına girdiği zaman mezarın buluna diyor. Sin şına girince mezarın buluna diyor. Bak dikkat et. Sin Yavuz oluyor. Yavuz'un simgesi, işareti. Şın da Şam demek oluyor. Yavuz Şam'a girince mezarın buluna diyor. Yavuz soruyor sağdan soldan, ses yok. En son çobanın biri diyor, padişahım ben onun mezarını bilmem ama şurada bir otlak bölge var. Hiçbir koyunumuz oradan otlamaz diyor. Yavuz diyor anladım diyor, oradadır diyor. Kazıyor, İbn-i Arabi'nin mezarını buluyor. Ya diyor İbn-i Arabi'yi neden öldürdüler diyor. Ya padişahım diyor, zamanında insanlara meydan okudu. Sizin taptıklarınız ayağımın altındadır dedi diyor. Bunu nerede söyledi? Padişahım şurada söyledi diyor. Kazın bakalım. Bir kazıyorlar abi, külçe külçe altın çıkıyor aşağıda. Meğer o altınlara tapanlar var ya, sizin o taptığınız altın benim ayağımın altındadır demek istemiş. Cenab-ı Allah hariç, işiniz, hanımınız, çocuğunuz dahil, içinizde ve içimde neye tapan varsa bunların hepsi İbnül Arabi'nin ayağının altındadır bilesiniz. Sen tecelli eylemezsin, perdede ben var iken, şartı isare vücudundur, adim olmak bana. Allah rızası için El Fatiha.